Baba Torik. Herkese merhabalar. Süper Lig'in ilk haftasında Ankara Gücü, Ankara 19 Mayıs stadında Trabzonspor'u konuk edecek. Ankara Gücü tarafına baktığımızda sezon öncesi hazırlık maçlarında çok da iyi sonuçlar almadılar. Ama hani geçen sene Roger Lömer'in yardımcılığını yapan Ümit Özat takımın başına geldi. Hani bir bakıma baktığımızda yepyeni bir takımı tanımayan bir teknik direktör değil. Geçen yıl yardımcı antrenörlük yapmış bir hocayla anlaştılar. Bu açıdan bakıldığında hani oyuncuları tanıyan, oyunun geçen yıl takımın performansını yakından takip eden birinin teknik direktörlüğe getirilmiş olması sıfırdan bir hocanın getirilmesinden çok daha iyi. Bu açıdan bakıldığında bir avantaj var Ankara Gücü için bakıldığında. Geniş ve iyi bir kadroları vardı. Bu kadrolarını tuttular ve hücumda da zaten ellerinde bulunan Slovakyalıların yanına bir Slovakyalı daha aldılar. Bunu kiraladılar ama alma opsiyonları onların elinde. Sestak adında bir oyuncu bu ve gerçekten hücumda etkili olabilen, hani gününde olduğunda gerçekten etkili olabilen bir oyuncu Sestak. Vitek'le birlikte ileride iyi bir ikili oluşturabilir diye ben tahmin ediyorum. Trabzonspor tarafına baktığımızda moraller yerinde. Süper Kupa finalinde Bursaspor'u çok rahat bir oyunun ardından rahat bir şekilde 3-0'la geçtiler. Skordan öte 3 golü de geçen yılın ikinci yarısında transfer edilen Kolombiyalı Teofilo'nun atması. Çünkü henüz Süper Lig'de golle tanışmamıştı ama yeni sezona fırtına gibi başladı. 3 gol birden buldu. Hat-trick yaptı. Hani bütün gol yükünün Umut'un üzerinde bulunduğu bir takımda Teofilo'nun formda olması, yeni sezona iyi başlaması ve bunun yanında bir Brezilyalı oyuncu Jaja'nın da forvet hattına transfer edilmesiyle Trabzonspor'un hücum alanındaki sıkıntıları biraz daha azalmış oldu. Ki zaten arkadan Selçuk'un, Kolman'ın, Alanzinho'nun da hücuma ciddi katkıları var. Bakıldığında Trabzonspor bu karşılaşmada favori. Ama tabii çok yüksek sıcaklıklar var yurdumuzda bilindiği gibi malum. Bu karşılaşmayı etkileyecektir bu sıcaklıklar diye düşünüyorum. Bir de Ankara Gücü'nün geçen sezondan kalan bir seyircisiz oynama cezası söz konusuydu. Ve hani seyircisi gerçekten Ankara Gücü'nün etkili olabilen bir seyirci. Diğer Anadolu takımlarına bakıldığında daha ateşli bir seyircileri var. Ankara Gücü'nün bu seyirciden yoksun olması tabii Trabzonspor açısından bakıldığında büyük bir avantaj olacaktır. Hani tempo zaten taraftarların olmadığı seyirci oynanan maçlarda düşük oluyor. Bunun üstüne bir de tabii sıcak havayı da eklersek gerçekten hani ben açıkçası çok fazla hani gol veya gol pozisyonu olacağını düşünmüyorum. Sıkıcı bir karşılaşma bekliyor bizi diye düşünüyorum. Taraf bahsi olarak bakıldığında ben Trabzonspor'u bir adım önde görüyorum. 1-0 veya 2-0 gibi bir skorla Trabzonspor'un bu karşılaşmayı galip bitireceğini düşünüyorum. Baba Torik.